Ozan ne oldu? Ee, Ali Koç en başta geldi. Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman dahil olmak üzere bütün müktesebatını yok etti değil mi? Yani Necati Mete'ye evet. varana kadar. Attık değil mi dışarı? Orada bir adam attık. Kim o? Hasan Çetinkaya. Hasan Çetinkaya kimdir? Ali Naibi kimdir? Cenk Ergün kimdir? Bu insanlar kulüplerin hafızasıdır, hafıza kartıdır. Sen Hasan Çetin gönderdin. Orada seccade ile e, halının farkını bilemeyen adamı idare menajer koydun Volkan abiye kadar. Hasan Çetin gittikten sonra kurumsal hafız oluşturmak için gittin Volkan Demir ile getirdin. Gittin Mehmet Oral getirdin. Mehmet Yozgatlı da de Erol Hoca'yı getirdin sonrasında. Dolayısıyla kurumsal hafıza aynen Ozan'ın sözünü ettiği gibi öyle inatlaşmalarla aziz bir in adamını kovalımlarla olmaz. Benzer şey Fatih Terim yaptı. Cenk Ergün'ü niye gönderdi biliyor musun? Kapısında sportif direktör yazıyor diye gönderdi. Cenk'in kapısında idari menajer arası <laughs> gitmeyecekti. Şimdi düşünebiliyor musun? Başakşehir'e X bir hoca geliyor Aykut Hoca'dan sonra. Mustafa Reut'u gönderelim. Olmaz orası kurumsal bir yer. Şimdi burada da Hasan örneğinden yola çıkarak anlatıyorum. Galatasaray'da da aynı örnek var. Hakeza Beşiktaş'ta da Ali gönderdiler. Şimdi dikkat ile anlaştı. Burada o ahbap çavuş ilişkilerinin oluşma modeli kurumsal hafızaların o hafıza kartlarının kırılıp atılmasıdır. Problem odur. Ne dedi? Yardımcı ekibini de değiştirdi. Çünkü Emre Bezoğlu pragmatist bir adam. orada atamayız. Konu alalım. Çıkartalım. Getirelim. Bence o noktada doğru bir iş yapar. Eğer Emre Bezoğlu yaparsa o dediklerini. Yardımcıların değiştirecek diyorsun. Kesinlikle değiştirecek ve e, yani böyle sadece laf bak birçok dominant karakterli teknik adamları görüyoruz. Hiçbir yardımcısı e, teknik bu tarz teknik adamlara müdahale edemiyor. Fikir bile beyan edemiyor. Fikir alışverişi yani biz sahnede devamlı bu adamları izliyoruz zaten Aykut. Ama Emre Belazoğlu böyle bir kişilik olacağını zannetmiyorum. Kararlı ve böyle çok katkı sağlayacak. Hem kendisine hem takıma katkı sağlayacak teknik ekibe e, e, ilaveler yapacağını düşünüyorum. Ozan ben bu tarz şu, bilgiler alıyorum. Ozan şu, bu tarz şu, bilgiler alıyorum. Şu, şu var. E, mesela Emre Belazoğlu geçen sene pandemi şey e, Ersun Yanal ayrıldı. 8 hafta kulübedeydi oyuncu sıfatıyla. Ama kulübeye geçmeden önce ne yaptı? Fenerlap'ı kurdu. Ne yaptı abi? Ha, Fenerlap. Fener yani Dortmund bir, modeli değil mi o şey? Atletico. Atletico modeli pardon. Yani orada gördüğü bir şeyi e, başkanı da ikna etti ki maliyetli bir yani 3 milyon dolar falan civarında. 1 lira geliri yok falan. E, sa, Samandıra'da işte güç ölçüm merkezi, yorgunlukta neyse yani oyuncuları e, kimyasal olarak kontrol edebilecekleri, fiziksel olarak kontrol edebilecekleri o laboratuvarı e, kurdurdu. Adam paylaşımcı, adam görmüş. İngiltere'yi görmüş, İtalya'yı görmüş, e, İspanya'yı görmüş. Oradaki hocaların nasıl başarılı olduğunu veya olamadığını görmüş. Oradaki ekipleri tanımış. E, işin mental tarafında e, çok doğru bir şekilde vardı bu sezon. Sarılmaları, oyuncuya dokunması, onları motive etmesi, yedi yerli oyuncuyla. Bir tarafta da büyük takım hocası olduğunu da gösterdi. Aldığı risklerle. Yani Alanya maçında Mesut'u sağda tutması... İşte Ankara gücü maçında e, 1-1'i kabul etti. 6'da 0 Gustavo. 8'de 0 pardon. Ya, tabii iki maç Gustavo, oynadı. 8'de 0. Yani e, Gustavo ile radikal bir taktik değişikliğe gitmesi o, o noktada yaptı. Yani bir büyük takım hocasının reflekslerine sahip e, bir teknik direktör ya da bir e, karar verici ol, olduğunu gösterdi e, Emre Belezoğlu. Hem bu, bu noktada bir sürü e, soru işareti var. Ne, ne var? Debidel der ki işte tecrübesi yok, futbolu yeni bıraktı, diploması yok. Abi son efsane teknik direktör kimdir Fenerbahçe'de? Zico. Değil mi yabancı? Tabii, Tabii ki. O. Bence hmm. Aykut Hoca var. Mı? Zico Fenerbahçe'nin başına geldiğinde kaç maçı vardı biliyor musunuz? Çok azı. sıfır sıfır evet, Kulüp takımı çalıştırmamıştı. E son, Japonya Milli Takımı'na ha. gitti. Hmm. Orada kaç maç oynadıysa işte 10-12 maçtır. Bilmiyorum yani kaç maç oynadıysa. Sonra Fenerbahçe'ye geldi. Ama Ozan'ın da biraz önce belirttiği gibi Zico'nun buradaki ekibi iyiydi. Peki sana soru bu kadro mu yener Zico'nun takımını? Zico'nun takımı mı bu kadro Zico yener? Zico'nun takımı bu takımdan iyi. İyi. Tuncaylar, Ümitler, Alexler, Davidler, Lugano'lar. İyi Gökhan. Ta, ta, bravo Gökhan Gönül. Da, daha 22, İyi 20, ve Derson. 22-23 yaşında. İyi Vederson. ve Derson. Rüştü. Bu kadro Zico, yener. Edu Lugano. Kezban. Ye, Ejman sonra ama ilk, ilk, şey e, dövetçi golcü Semi. Peki. Yani çok şimdi acayip bir kadro. Ozan'a bir şey daha doğrusu hep beraber tar tartışmak fikir nasıl yapmak adına. Mesela Emre Belözoğlu'nun e, ilk defa pardon Emre Belözoğlu'nun yardımcıları yenileyebileceğini söylüyor ya. Mesela ben Emre Belözoğlu'nun bir büyüğü olsam Fenerbahçe camiasında sözü geçen biri olsam dedim ki Emre'cim bak şöyle bir şey yapalım gel senle. Aykut İnce Fenerbahçeli ya da değil aidiyeti ne olursa olsun. Ama futbolu geçen sene bırakmış. Hiç hocalık deneyimi yok. Al yanına. Bunu Mustafa Hoca çok yapıyor. Mustafa Hoca ile çalışan bütün yardımcılar Raşit abi, Rıza Hoca, Yusuf, İbrahim, Nob, Nobre değil o geçti dönem. Hepsinde yaptığı tek şey ne biliyor musun? Futbolu bırakması, kısa bir süre önce hiç teknik yapması ilk deneyimli benliği. Mesela Gökhan Gönül. Belki hocalık yapmak istiyorsa mı? Yani mesela Emre Belözoğlu yardımcılarını değiştirecekse ben Fenerbahçe'nin büyüğü olsam Emre Belözoğlu'na bunu tavsiye ederim. Eğer yardımcı değiştireceksen yanına bu işe ilk defa ihtiyakla bağlı sarılabilecek birini al derim. Eski Fenerbahçe futbolcu olması tabii ama, yeter gerek ama, şart olabilir. Ama bak o formülün karşısında şey var. Ne var? Mesela e, Okan Buruk formülü. Ne gibi? E, çok kimle de... çalışıyor yıllardan beri. Aynen. Tamam Aklıma gelmedi adı. Bir... Thomas. Ay, ben... ben yok yok değil. Eee milli takımda da çalıştı. Aa şey de. İrfan Saraloğlu. İrfan, İrfan Saraloğlu. Tamam o da olabilir. İrfan Doğru. İrfan, İrfan Bak tartışma yani, değil mi yap? Tersten bir şey yap. İrfan Saraloğlu gibi. Tersten önemli. bir şey yap. Evet. Tamam. Daha deneyimli bir şey olur. Çok uzağa gitme abi. Murat Şahin var işte şimdi Sergen Yalçın'a yetişiyor. Ama onlar çok ezeli bir Yok bir dostlukları işi var yani. Yetişiyor. Geliyor. Dikkat et. Mutlaka tecrübe Aykut Aykut'cum antrenör Sergen. yetişmez. Kimse kimseyi yetiştiremez. Şans verir. Abi ben şey inanıyorum yani Emre Belezoğlu'na güvenmemin nedeni o. Yani bu ıı, kısıtlı sayıdaki maçta ben bunu oynamak istiyorum gösterdi bize. Ve radikal bir iş yaptı. Aynen. Yani genç bir teknik adam olarak futbolun içinden gel gelmiş bir teknik adam olarak ben bu oyunu oynamak istiyorum gösterdi bize. Abi ne olursa ne olsun futbolcun kadar başarılısın. Yani ıı, geçen Ergin'le tartıştık ben Sergin'e örne örne örneği verdim. O Ergin. gün aklıma gelmedi. Ergin, abi. Ergin aslan yani. Ha, Ergin, Ergin aslan aslan Sergen Yalçın Beşiktaş'a nereden geldi? Malatya'dan. Sergen Yalçın çalıştığı Malatya küme düştü o sene. Sergen Yalçın çalıştırdı. Beşiktaş az kalsın şampiyon oluyordu. Kayseri'ye yenilmeseydi. Bir sene sonra şampiyon oldu. Ya o sene de oluyordu az kalsın şampiyon oluyordu yani. Kafayı soktu or oraya. Kayseri'ye yenilmeseydi. Her şey oyuncuda. İyi bir oyuncu kadrosu. Biraz kaliteyi yakaladığın da kadroda ki bu sene eğer kalırsa takımda Mesut'u var, İrfan Can'ı var, Ozan'ı var, Emre Berezoğlu'nun. O organizasyonu, o felsefeyi yapmak istediklerini ki kadronun büyük bölümünü koruyacak yani silbaçtan yapacak durumu da yok. Gerçekleştirir. Yani burada Fenerbahçe Başkanı'nın biraz kulağını dışarıya tıkayıp kendi ekibine güvenmesi lazım. Onların felsefesi, onların planlarına İnanması lazım. Ha, inanmıyorsa göndersin başkasını getirsin. Yani ama gelenin de planı olsun. Ozan son Fenerbahçe yorumunu yaparsan sonra Beşiktaş'a geçeceğim. Biz yıllarca Emre Belezoğlu'nu ne diye tartıştık? Saha içindeki agresifliğinden. Teknik patron olarak sağ kenarında gördük 10 maçlık periyotta bu tarz bir agresiflik yok. Oyuncunun üzerinde etkisi var. Fenerbahçe takımı giden teknik adam zamanında 30 maçlık periyotta bir fual hakemle bir tartışma olduğunda çoğalamıyordu bile. Tek başına birisi itiraz edip geri dönüyordu. Emre Belezoğlu geçtikten sonra oyuncular hakeme de müdahale etmeye, rakibe de müdahale etmeye başladı. Basın açıklamalarını hatırlayın. Emre Belezoğlu'nun maçtan sonra çok güzel camiasını temsil edebilecek şekilde konuştu. Yani bunların tamam ışıkları var, erken diyorsun ama Avrupa'da şu var. 20 milyon dolarlar, eurolar ödeniyor şu anda 30 küsür yaşındaki teknik adamların kulüp transferi için. Onların da bir futbol geçmişi bile yok. Avrupa'da şu anda birkaç tane popüler teknik adamı futbol geçmişi bile yok. O yüzden başlamışken ve e, bu takımı çok iyi bilirken komple değişe, değiştirme şansı yok Aykut Fenerbahçe'nin takımı. Bu oyuncuları komple değiştirme şansı yok. Başkanın da ifade ettiği gibi yetmiş ile devam edeceğiz diyor. Zaten Emre Belezoğlu bunların hepsini biliyor. Tekrar yeniden bir maceraya gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden savunuyorum. Peki. Beşiktaş'a geçelim. Ee, Beşiktaş'ta da... Beşiktaş'a geçmeden Çağatay kuru kalıbı <laughs> büyük söyledim. olasılıkla Fenerbahçe transfer edecek diye. Beşiktaş'ın da ilgisi var ama Çağatay kuru kalıp e, Fenerbahçe'ye çok yakın Kasımpaşa'nın U19 takım kaptanı Solbeki 50 bin euro bir çıkış bedeli söz konusu. Onu Fenerbahçe e, çok rahat verebilecek durumda ama nezaketle Kasımpaşa'yı da nazik bir şekilde e, ikna ederek bilmiyorum. Belki 51 bin euro nazik bir şekilde nezaketli bir şekilde Fenerbahçe Çağatay Kuru kalıp Fenerbahçe'ye çok yakın onu söyleyelim Galatasaray'ın Trabzon'da ilgilileri vardı Beşiktaş şu sıralarda ilgileniyor ama Fenerbahçe 1 iki adım önde Solbek transferi konusunda Genç Solbek transferi konusunda İnşallah alıp kiralamaz oynatır Bilmiyorum artık o kadar ama çok yakın yani Hayır 19 yaşındaki Bibek için eğer bir plan yaptıysa Bir kariyer planı yaptıysa Onu transfer ederken Emre Belozalı Uygun bir takım çünkü önündeki kim var? Novak var, Caner, Can Caner var. İkisi de 30'lu yaşlarındalar. Ee, 19 yaşındaki bir oyuncu acayip bir şey değilse ilk 11 alması çok zor zaten takım oyuncusu. Fakat böyle bir iki tecrübeyle bir antrenman yapıp ondan sonra o oyuncuların gölgesi olup onların oynamadığı dönemlerde form almaya başlayıp yavaş yavaş alışarak yoluna devam edebilir. Yani ben bir iki, iki kere seyrettim. Sen dedikten sonra e, baktın. O yaşa göre özgüveni müthiş yüksek bir oyuncu. Çok iyi bir sol ayağı var. E, ofansif ol, Çok yakında ol, ol, Beşiktaş teknik eğitimine de tabii. o şeyler. Ofansif olmayı da seviyor. Ama Beşiktaş'ta Rıdvan varken yazık o çocuğa. Fakat öyle mi diyorsun? Tabii. Fakat Rıdvan eğer önümüzdeki bir ayda iki ayda bir transfer söz konusu olursa Beşiktaş'ta bir ucundan dolayı o yüzden çok yakın diyorum yani. Yani Beşiktaş opsiyonu şöyle var. Rıdvan bir giderse bir yere Beşiktaş da tutup çekip alabilir. Yazık ama Fenerbahçe o. nezaket gösteriyor. Yazık. Yoksa bugün para verip alabilir Ama Hayır. Çünkü sadece 50 Euro. Yazık diyorsun Euro. ama rekabet işe yarar. Hayır. Yani. Yani, El yani. sakalı da var. Yani. E... Rıdvan'la rekabet edemez. Yani, Bu taraftaki şey daha mantıklı. Yol başlayalım. daha mantıklı. Yani, Çünkü Novak'tan da, da sıkıntılar var galiba. Ozan da onu biliyordur. Novak'tan da sıkıntılar var galiba.